Klasik takımların vazgeçilmez parçası gömlekler adeta evrim geçirerek başlı başına ikonik parçalara dönüştü. İşte bu sene moda haftalarında sıklıkla göreceğimiz o gömlek modelleri. Yılını etkisi altına alan boyfriend gömlek modası bu yıl büyük bir değişim göstererek lüksün ve şıklığın vitrini haline geldi. Bakalım hanımların dolaplarını bu yıl hangi model ve renkler şenlendirecek? Selin Hanım, gömlek modasında hangi modelleri göreceğiz bu yıl? Bu yıl sıklıkla geçen yıl olduğu gibi yine fırfırları görüyoruz. Hı-hı. Örneğin bu modelde olduğu gibi volanlar, hı-hı, İspanyol esintileri. Özellikle kollarda çok fazla fırfır görüyoruz değil mi? Bu da gömleklere de yansımış durumda. Evet, daha feminen tarza getirdiğimiz gömlekler bunlar. Tabii daha spor kesime hitap ettiklerimiz, daha düz, daha fütüristik kesimlerimiz de var. Ama bayanlarımız, Türk bayanlarımız genelde romantik modelleri seçiyorlar. Bunları tercih ediyorlar. Evet, fırfır detayları oldukça fazla. Daha fütüristik, daha düz kesimlere sahip, kemerle kombinlenebilen, evet, hem ceket hem gömlek olarak kullanılabiliyor. Çok kullanışlı, hı-hı, olduğu için böyle yaz aylarında üstlerine atabilecekleri, elbiselerin üstünü tamamlayabilecekleri, hı-hı, gömleklerimiz de var tabii ki de. Eskiden gömlek denilince direkt aklımıza sade bir kumaş ve önden düğmeli bu şekilde kıyafetler gelirdi. Şimdi, evet, artık o kadar boyut değiştirmiş durumda ki detaylar çok ön planda. Peki bu yıl öne çıkan nüanslar neler olacak gömleklerde? Bu seneki modellerde daha, hı-hı, keskin çizgiler, daha düz çizgiler, kumaşların daha tok ve sert olması, yanı sıra gene tekrardan yaz aylarına uygun fırfır, hı-hı, romantik elbiseler olacak. Gömleklerde tabii ki bildiğiniz üzere tek parçayla da giyinip çıkılabilir. Hı-hı. Düğün davetlere bile artık katılabilir kumaşlar, evet, olduğu için, hı-hı, gömleği tercih eden bayanlarımız çok, evet, sıklıkla. Şıklık denince bizim aklımıza direkt düğün ve davetler geliyor. Peki normal hayatta da gömleklerle şık olmak mümkün müdür? Tabii ki de. Bir topuklu ayakkabıyla, bir kemerle, bir aksesuarla çok basit bir şekilde şıklığa ulaşabiliyorsunuz gömleklerde. Gömleğin zaten amacı budur. Yani aksesuarla tamamlanır, şıklığı böyle kazanırsınız. Biliyorsunuz 2018 yılında gömlek elbise de çok modaydı. Evet. 2019 yılında da bu devam edecek mi? Evet, tabii ki de. Hı hı. Tek parçayla şıklığı yakalamak isteyenler için kolaylıktır. Hı hı. Aynı zamanda da şıklıktır ve vazgeçilmezdir. Yani senelerdir gelen gömlekle şıklığı yakalamak. Hı hı. Peki elbiselerden örnekler gösterebilir misiniz? Tabii. Gömlek elbise. Selin Hanım'ın da dediği gibi 2019 yılında da devam edecekmiş modası. Özellikle ben bu detaya bayılıyorum. Böyle omuzlarımız gözüküyor. Çok şık gerçekten. Bu bir bedensiz bir modeldir. Her bedene uygundur. Selin Hanım, biliyorsunuz son zamanlarda spor ve klasiği karıştırmak çok moda. Peki gömleklerde de bu durum böyle midir? Hem topuklu ayakkabılarla hem de spor ayakkabılarla kombinleyebilir miyiz? Evet, kadının hayal gücüne, zevkine, kişiliğini yansıtan parçalar olduğu için bu geri kalan süslemeleri kendi tarzına göre yansıtabilir. Tabii ki de çok absürt bir model gösterebilirim size. Bu düğünlerde de giyilebilecek, arkası uzun, önü kısa bir modeldir. Ama çok çılgın bir kızımız bunu bir spor ayakkabıyla da giyebilir. Evet. İşte gömlekleri nasıl kombinleyebiliriz? Jeanlerle, evet, bunu biliyoruz. Onun dışında peki? Geri parçalarımız var, gömlek üstü kombinlenebilen. Bağlamalı şekilde gömleğin daha fütüristik, daha klas durmasını ya da bazı basen bölgelerimizi kapatmak adına bunun kısalı, uzunlu deri kemerlerimiz var. Bu şekilde de kombinleyebiliyoruz.
hangi renkler ön plana çıkacak? Bu sene daha çok açık maviler, gene kırmızının ve turuncunun tonları, daha çok 70'lerin renkleri, bu fıstık yeşilleri vesaire, sarı ve biraz da neon var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Moda tasarımcısı Selin Adıyaman'dan Boyfriend gömlek modasına dair tüm detayları aldık. Görüşmek üzere.